Selamlar. Merhabalar. Canlı yayına ilk girenler için size bir anımdan bahsediyorum şimdi. Hazır mısınız? Böyle bir gece sohbeti olsun ya bu. Yani hadi abi, Tarık abi. Gördüm seni. Ya var ya, Tarık abi Survivor'ın canıdır, ciğeridir. Furkan da mı burada? Allah'ım hadi diyor. Hala hadi diyor. Neyse birazcık uzaklaşabilir misin? Ya. Çünkü orada izlersen burada yankı yapıyor da o yüzden. Bakın anlat bakalım. Git başka yerde izle şu canlı yayını. Bakın size şimdi bir şey göstereceğim. Böylesine söylüyorum direkt aklıma geldiği için. Bu bandanayı şey yapmıştım. İletişim oyununda Melisa'ya vermiştim. İçine de not yazmıştım. Ama bunu kimse bilmiyor. Bir tek buradaki. Her şeyin sırası var, göstereceğim. Bir tek size göstereceğim şimdi. Hazır mısınız? Bu 19 bin kişi izliyor bunu. Bakın şimdi. Görebiliyor musunuz? Şimdi ne yazdığını ben size söyleyeyim. Survivor 21 yazıyor. 14.05.2021 yazıyor. Gatito. O bizim ikinci oynadığımız oyunun şey parkuruna da Gatito'ydu. Ondan sonra Nehir'in şeyindeki çok büyük bir parkur işte o. Başta daha da büyüktü. Ya ben konuşurken beni silepe mi çekiyorsun? Evet. Tamam. Gatito 2 ile o yazıyor. Sizi çok seviyorum yazıyor. Her şey yolunda. Savaşmaya devam. Bak yazdığı şeye bakar mısın? İnşallah iki oyunu da kazanacağız yazmışım. İkisini de kaybettik. Ama çok savaşmıştım neyse. Evet. Gerçekten. Vallahi çok savaşmıştım. Çok da istiyordum ama ne yazık ki olmamıştı ya. Paylaştın mı sen bunu? Neyi? Bunu paylaştın mı? Yok paylaşmadım. Paylaşmıştı yazıyor zaten. Her şey. Hiç. Abini patlatmışsın haberi yok abinin. Öylesine bir şeydi işte. Bunu da öylesine anlatayım dedim. Abini patlattın ha. Vay be. Biz sana gizli mesajlar yolluyoruz. Ama güzel yazmışım. İnşallah iki oyunda kazanacağız demişim. Ama hunharca kaybettik. Şimdi de arkadaşlar arkamdaki tablonun güzelliğine bakar mısınız? Ya gelince gerçekten güzel hediyeler yollamışsınız. Ama yani inanılmaz bir şey ya bu. Gerçekten bir sürü çiçek de gelmiş yani. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel hediyeler de var. Tabii ki teşekkür edeceğim tek tek. Ama öncelikle çok güzel şeyler var ya. Gerçekten bakmaya doyamıyorum ya. Şu tablonun güzelliğine bakar mısınız? Daha fotoğrafları ben bile bilmiyorum yani. Daha kendim Instagram'a koyacak Survivor fotoğrafı göremedim ben de. Ama tablo halinde bana gelmiş. O yüzden çok mutluyum. Ve size çok güzel bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Dayı. Canım. Dayım. Aslan dayım benim. İşte dayım. Merhaba arkadaşlar. Dayım benim ya. Aslan dayım. Gururumuz. Sağ ol. Gururumuz. Oturacak mısınız? Yok sen. Ne? Tamam. Gel otur gel. Ben şuraya geçerim. Yok oraya değil, ben bu tarafa geçeceğim. Bu tarafa geçemezsin ki gel. Gel buraya. Madem muhabbet ediyoruz. Dayım da gelsin. Vay be yakışıklı dayım oldu. Yok senin yanında biz yani. Vatancım. Çocukken hatırlıyor musun? Hep diyordun ki bana. Dayı diyordun. Ben senin gibi yakışıklı olabilecek miyim diyordun. Vay be. Diyordun ben de inşallah diyordum. Sonra sen büyüdün şimdi ben de sana diyorum ki. Olamadım senin kadar diyorum, yakışıklı. Botancım diyorum. Sen diyorum sana benzeyemedim kardeşim. Yapacak bir şey yok artık. Sen benden daha iyisin. Bak sen gördün mü sen bu şeyi bana? Gördüm biraz önce arkada canlı da seyrettim. Değil mi? Evet evet. Neyse sen de biraz uzaktan mı izlesin? Yankı yapıyor da. Ha bak Berfin yazmış. Berfin, canım öpüyorum seni. Bak, dayım getirdi bunu. Karacakayı 0, Samet. Bizde desteği çok olan arkadaşlardan. Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkür ederim. Batuhan'a gerçekten çok büyük destekler vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz Batuhan oradaydı ama biz buradaydık. Sizin bize çok faydanız vardı. Herkesin emeğine sağlık, eline sağlık. Bize çok büyük vakitler ayırdınız. Sabaha kadar yazdınız. Bu SMS yarışmalarında olsun. Oylamalarda olsun, sabah sınava girecek olan arkadaşlar evet. Vardı sabaha kadar Batuhan
oylamaya giriyorlardı. Bazıları hatta sınava bile geç giriyordu BKF'ciler. Yapma ya. Emekleri çok fazla. Gerçekten senin çok sevenin var. Yani bilmeni istiyorum kardeşim. Bunu Allah zaten her zaman biz sana söylüyoruz ama burada da arkadaşlar belki duymak istiyorlardır diye sana söyledim. Allah razı olsun hepsinden. Yani buraya geldiğimde zaten annemin bana anlattığı bazı şeyler vardı. Sen de anlattın zaten böyle. Evet. Yani toplanan paralar olsun, atılan oylar olsun. Evet, yani evet. son parasını atan insanlar olmuş. Evet. Sırf benim Survivor hayatım devam etsin diye. Yani evet, evet. Duyunca gerçekten gözlerim doldu. Hepsinden Allah razı olsun. Aynen. Öğrencilerin hatta kendi harçlıklarını sana gönderdikleri vardı. Biliyorum onların hepsinin farkındayız arkadaşlar. Sizler zaten hep gönderdiniz. Her zaman zaten destek oldunuz. O kadar çok isim var ki aklımda olanlar var. Bacım vardı bir tane arkadaşlar. Şey değil mi? Yorumcu. Çılgın yorumcu vardı. Çok iyisin ya. Geçen gerçekten. Hafta tanışacaktık biz onunla. Hatta seninle telefonla konuşurum ya ben bir orada. Ama ben biraz geç kaldım. O yüzden tanışamadık arkadaşlar. Yoksa onunla da tanışacaktık ama siz şimdi gideceksiniz ya zaten sizi dört gözle bekliyor. Kapadokya. Kapadokya'da zaten inşallah gelirlerse diyor. Ben de mutlaka otele gideceğim ben, diyor. Ben gerçekten sevdim. Çok çok güzel bir sayfa ya. İnanılmaz bir sayfa. Çok güzel yorumlamış bir her şeyi. O yüzden hoşuma gitmiş. Evet, evet galiba şimdi yazdı ama kaçırdık. Evet Rabia'ydı adı da. Rabia'cığım. Seviyoruz seni. Senin de desteğin çok büyüktü. Son zamanlardaki İsmail abiye de desteğin çok büyüktü. Alena'ya da yine desteğin çoktu. Batuhan'ın senin etrafında kim varsa onlara mutlaka destek verdi zaten senin sayfada. Allah razı olsun. Sağ olsun abim. Berfin'cim öpüyorum seni. Baran'cım seni de öpüyorum. Dilan'cım seni de öpüyoruz canım. Sağ olsun. Sağ olasın. Bunu gösterecektin galiba sen değil mi? Bunu göstereyim. Dayım getirmiş. Ama kim yapmıştı? Esra. Esra. Esra'cığım bak. Dünyanın en güzel dergisi olabilir. Şunu size göstermem lazım. Şunun kapağına bakar mısınız? Benim sözlerimi yazmışlar. Ondan sonra hemen bir tanesi bak böyle okuyorum şimdi hop. Yargı zamanı hadi bakalım. Ya çok iyi ya. Kapak da çok güzel. Tövbe estağfurullah diye kocaman da yazmış. Çok mu söylüyordum ya bundan bir tanesi? Sen bu söylediğin sözlerin hepsi zaten o akşam Twitter'da zaten tweet oluyordu Batuhan'cığım. Allah sana Allah söyleyeyim. Ya. Sen tövbe estağfurullah diyorsun ya. O gece bütün Twitter tövbe estağfurullahla geçiniyordu. Anam canım anam diyorsun. Anam canım anam geçiyor. Melisa'cım diyorsun. Melisa'yı herkes zaten TT yapıyordu. Yani yanlış hatırlamıyorsam her hafta mutlaka bir tane zaten TT'si vardı. Hadi şimdi şuradan bir tane böyle zınk diye açıyorum. Evet. Ve hikayesini anlatıyorum. Wow. Bak mesela. Seç dayı. Hangisi? Ya da siz seçin. Bak ben hemen bir tanesini seçeyim mesela. Tamam o zaman. İlk gelen rakamı oku o zaman. Yok. İlk gelen rakam 1'den 4'e kadar hadi söyleyin ilk yazanın hikayesini anlatacağım. Mesela bu 1 2 3 4. Bir tane sayı yazın. Bir tane sayı yazın. Abi geç akıyor galiba o yüzden. Geç. Tamam sen söyle o zaman varsa sen daha. Bir tane sayı yazar mısın şurada? 1'den 4'e kadar yazın hikayesini anlatacağım. Biraz da geri tutsana. Neyi geri tutayım? Şeyden yok. Aa! Öyle. Yani şöyle 2-3 gördüm. 3 gördüm. Allah razı olsun. 3. Özkan, kardeş öpüyorum seni. Dilancım 2 demiş ama önce Özkan söyledi. Sağ ol. Özkan bizim adam ya. Samet 4 dedi ama geciktim. Bak, Samet'ciğim geciktin. Bak bu oyunda var ya. İlk 3 dendi o yüzden 3'ü anlatıyorum. 1-2-3 buydu. Bu oyunda. Hatırlayan var mı bu oyunu? Unutmuyoruz Batuhan, unutmuyoruz. Aldığın nefes sayısını biliyoruz ya biz seni. Ya da yemin ederim var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yani benim kadar çok biliyor olmanız çok hoşuma gidiyor. Çünkü biliyorsunuz abi. Bak bu oyunda hatırlayan var mı? Önce bir göstereyim gerçekten. 1'den 4'e kadar dedim 12 yazıyorsun. Şu oyun. Bu oyunda çekenler çok zordu. Çekenler var aşırı zordu. Yani böyle geri dönüyorsun falan filan dönerek koyuyorsun. Bu şey... Evet ya biliyorum abi. Ben 9-9'da mı ne? 9-8'di. Dora'yla mı ne çıkıyordum? Ondan sonra benim bir tane önümdeydi. Evet. Ondan sonra gittim tamam. Tık tık koyduğum yere sen yandım. Çok akıllı bir şey orada şey, sen pratik düşündün. Tam dönmedim evet. De evet, böyle aynen. Yan gidip geldim evet, evet. Tık tık vurdum ondan sonra galibiyet dedim oley. Yani yine orada kalmış. Pratik zekanı konuşturdun yani Batancı. Güzeldi dayı çok. Ya sallanan için var ya oyun aşırı güzeldi çok keyifliydi. Orada çok sizden birisi çok zorlanmıştı galiba. Şey
Doğan ve Hayrettin abi. Yani Doğan ve Hayrettin abi. Aynen. Evet, evet. Doğan sonra... abi şey yapmıştı böyle enerji çekmişti. Evet, evet. Hayrettin abi daha biraz kızmıştı. Evet, hatta kendini yere falan atmıştı Doğan abi. Bakın size şimdi bir tane resim göstereceğim. Aa, İsmail abi. Bu arada abi, arkadaki fotoğraf da çok güzel Batuhan'cığım, bir saniye. Bu da 10 numara. Sağolsun. Evet. Kupa yabancı da değil, Allah'tan böyle. Allah'tan İsmail abimiz. Allah'tan İsmail abi. Bizi. Gidip hemen fotoğraf çekinebilirim yenisini. Allah'tan yabancı da değil. Evet. Yoksa ne yapacağım? Doğru, bir de. Ama İsmail abi. İyi tarafından bakalım. Ama İsmail abi. Bakayım burada mı İsmail abi? Bence değildir de. Bence değildir. Sence? İsmail abinin haberi olması lazım. Adam şimdi. Dur bakalım, gene seyir. Bir isteğimi göndereyim. Bak bu oyunda var ya. Canımı okudu, canımı. Bu oyunu hatırlıyor musun Beysen? Körek oyununu. Abi unutur muyum? İsmail'i sana unuttu. Sembolü aldığını unuttu oyun değil mi? Aynen. Unutur muyuz kardeş sana, ben ne diyorum, her şeyini biliyoruz senin, her aldığın şey, nefesi biliyoruz ya. Hakikaten her şeyi biliyoruz. Arkadaşlar Batuhan döndü gün akşamı, dedi ki ya acaba dedi bana hani şurada ne yaptın burada ne yaptın diye sorar mısınız diye bize soru sordu. Oğlum dedim sana, biz hiçbir şey soramıyoruz çünkü attığın her adımı biliyoruz, saniyesine kadar biliyoruz. Gerçekten korktuğum, en çok korktuğum şey neydi biliyor musunuz? Böyle Survivor izlemeyen biriyle karşılaşacağım ve bana diyecek ki nasıl geçti? Ne demek nasıl geçti? Nasıl anlatayım ben sana şimdi nasıl geçtiğini yani? Bu oyunu anlatıyorum şimdi. Madem balaban gelmedi, yapacak bir şey yok. Şimdi bak, ses mi yok? Ses mi yok? Bir bak bakayım. Var mı? İyi. Bu oyunda kafayı bir kapattım. Gidiyor. Var mısınız? Özkan ne demiş de yoksa şu. Özkan herhalde sesini bulmuyor musun? Sesli yok. Sesli yok. Evet, herhalde seni panorama yorumcusu olmaya davet ediyoruz. Senin bilginin yarısı yok onlarda. Ha. Ah Özkan ya, sen ne Özkan abi? Özkan kardeş, ne günlerimizde süresinden nasıl sabahladık ya, değil mi? Selamlar. Özkan bizim ekibimizdendi, iletişim ekibimizdendi. Melisa'nın liderliğinde. Bizim bir iletişim ekibimiz vardı. Gel ya, gel. Melisa bizi çok öttürdü arkadaşlar. Aramızdaki en genç Melisa'ydı ama en tecrübelimiz de Melisa'ydı. Melisa örgüt lideri olmuş. Abisinin buradaki görünmeyen kahramanıydı Melisa. Ama bir şey söyleyeceğim, lütfen maşallah çekelim Melisa. Maşallah. Hayır maşallah. Gel Allah aşkına, gel. Ya bir gel, bir selamlaşalım. Yani ben bunu gerçekten official arkadaşlarımsız yapamazdım. Onların emeği çok büyük. Zaten seni de tanıştıracağım. Tamam, bu konuşmayı burada. İlk tanıştıracağım insanlar zaten onlar olacak. Şimdi bana gerçekten 7/24 yardım ettiler. Yani hepsinden Allah razı olsun. Ondan sonra da diğer fanlardan Allah razı olsun. Yani bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. O yüzden yani gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Beni de öyle, annemleri de öyle, babamı da öyle. Hani dayımı falan da öyle, bize asla yalnız bırakmadılar. Evet. Hani o yüzden gerçekten herkesten Allah razı olsun. Melisa'ya bak ya, şu an kız kardeşimin yaptığı en olgun konuşmaya tanıştık. Sen gideri bizle burada olgunlaştın. Batuhan'cığım sen orada olgunlaştık, biz de burada olgunlaştık. Ağzımızdan çıkan her kelime dikkat eder. Diyor musunuz bir konseyde, lan şunu niye söylemedin dediğiniz bir şey var mı? Hayır, hiç yok. Var. Vallahi. Sen her şeyin zaten en iyisini yaptın Batuhan, gerçekten yani. Ya her konseyde kardeşim o kadar başımız dimdik çıkıyorduk. Sabaha kadar uyuyamıyorduk oğlum senin yüzünden ya. Bize bir heyecan veriyordun, bir gaz veriyordun. Hayır, hiç kimse uyumuyordu. Fanlar da sabaha kadar uyumuyordu. Yani... Şimdi sabah dayı şey yaptım, bir tane hiç... Başlığına bile bakmadım. Bir tane böyle konsey konuşmamı açtım YouTube'dan. Ondan sonra dedim ki acaba diyorsun bu işi. Şimdi bir şey göstereceğim. Dedim ki acaba dedim ben konuyu bilmediğim bir şeyde ortadan kendime ağır eleştiri yapabilen birisi. Evet, kendime sen... yaparım. Eğer dedim ki ben gerçekten bu konseyden kendimi kötü çıktıysam bu konseyi başarısız olarak ilan edeceğim dedim. O konu da böyle başlardan bir konu. Hatta böyle ne yazık ki İsmail abiyle böyle baktan tartıştığımız yani böyle hatta ama o büyük kavgamızdan bir önceki kavgamızdan. Abi kardeş arasında olan. Aynen abi kardeş arasında zaten değil. Ama böyle birazdan çok başlarda başka bir kavga şey vardı. Ondan sonra ya böyle kendimi açıklayabildiğimi düşünüyorum. Ya böyle neye inandıysam bunu yani hiçbir şekilde hani böyle biraz da alttan biraz da üstten değil bayağı bildiğim açıklamam için gerçekten böyle kendimi bayağı uğraştırmışım.
kendimi hissettim yani. İnsanlara da geçebilmiş yani vallahi şükür. Evet. Yaptığın her hareket değişti. Bak işte şimdi ne göstereceğim. Bu benim. Sıfır tabii bu. Yani bu aslında şey değil. Survival bardağım bu benim. Tencerem aslında. Bunu şey yapıyorsun. Bunun içinde neler pişirdik ama bu kadar ya. Temiz değil. Bak bu kadar temiz değil. Bunun içinde bir kömür bitiyor. Böyle simsiyah, katman. Bunun içinden neler içmedik? Neler yemedik yani? İnanamazsınız. Evet. Kokonatları küçük küçük böyle beyazları böyle çekirdek gibi yiyip içine şey yapıyorduk. Sonra bunu ne yapıyorduk? Tatlı işte. Sonra böyle su tatlı da yani suda kaynatıyorduk kokonatı. Kızarıyordu falan filan yağda kaynatıyorduk. Sonra buralarını hep böyle şey, kızgın yağ büyüttüğü için siyah siyah oluyordu. Bir yerkesi söyleme. Ya ben de, biz de gidenden öğrendik aslında. Geldikten sonra öğrendik. Yağda kızartsanız da kokonatıyla. Ama çok pahalı bir tatlıydı o mesela. Evet. Mesela o tatlıyı her zaman yapamıyorduk çünkü yağımız hiç yoktu ondan sonra. Ama böyle bardaklarda yaşıyorduk işte. Bu büyük olanı. Aslında küçük olanı da var. Bu da kaşığı. Kokonatları bununla tutuyorduk. Çantamda kalmış. Bu da çatalı. Şeyler çok sıcak oluyordu. Ondan sonra bunu böyle alıyorduk. Bak. Koyamıyorsun böyle ateşin başına var ya. Ya bir de ayakkabı kurutuyor böyle sizi. Ayakkabı, o ayakkabılar hiç kurumuyordu zaten var ya. Ayakkabının yedekleri yok. Tişörtüm vardı bir tane ama ayakkabının yedeği yoktu. O yüzden aman çok sıkıntı. Ya böyle kuruturken görüyorduk ya siz yarışmalardan dönüyordunuz tişörtleri kurutuyordunuz. Bir şeyleri kurutuyordunuz. Böyle. Hayır bak bir gün kimindi? Ya Bahar'ındı ya da birinin işte tamam mı? Ayakkabıyı bırakmış uyuyakalmış. Gözlerde böyle dağılmış, ondan sonra çok oluyor. Ondan sonra böyle odunlar böyle şey birbirinin üstüne düşmüş. Ondan sonra ayakkabı, sabah bir kalktı, ayakkabının ikisi duruyor böyle. Bir tanesinin şey yok, yarısından itibarı yok. Sadece topuğu kalmış. Allah'ım yarabbim böyle bir şey olamaz ya. O gün orada ayakkabı olmasa kız tek ayağı dışarıda geziyor. Ondan sonra o da öyle garip almış, hayır anlattım. Karagümrük'ten sana selam istiyorum arkadaşlar. Karagümrük'e çok selamlar. Azerbaycan'dan da var. Değil mi? Azerbaycan'da da çok selamlar. Evet, Allah İran'dan, Irak'tan vardı. Azerbaycan'dan, Bakü'den vardı. Türkmenistan'dan var. Yurt dışından çok var. Almanya'dan var. İngiltere'den Dilan ablamların arkadaşları var. Allah razı olsun hepsine. Yurt yani dışından çok var. Almanya'dan, Frankfurt'tan vardı bizim arkadaşlarımız. Evet. Başka göstereceğin ne var mı? Bakalım. Şu şeyden aldığım bardağı versin. Mustafa Sabancı arkadaşımızın kızı vardı. Senin çok büyük hayranıydı. Onun sana videolarını ben göstereceğim zaten. Bunu da şeyden almıştım. Tekme ötümden almıştım böyle kahve. Kahve de içmeyi çok fazla sevmem aslında ama böyle attıracağım. Tekne ödülüne gitmiştik hep. Bu orada. İlk büyük ödül aynen. İlk para... tekne ödülümüz biliyorum. Denizde yarışmıştınız. Çok hatta güzel. Tekne birinci sen çıkmıştın galiba değil mi? Çok hızlı koşmuştun. Tekneye evet. Koşuyordunuz. Güzel. Şey tekneye gidişim. Evet tekneye gidişim. Ödül kazanmıştı ama koşuyor. Evet. Ben o sahneyi var ya. Aha nasıl duvar. Nasıl bekledim var ya o sahneyi görmek için. Dedim ki ben onların gidişini izlemeyeceğim ya bugün dedim. Hani oraya biz koşacağız demiştik. Ondan sonra oyunda bir mevzu çıkmıştı. Siz izlediniz mi? Ne kadar izlediniz mesela? Bak yine özel bir olayı anlatıyorum size. Hazır mısınız? Kadınların yarışmasında bir şey olmuştu. Nerede? Orada bir o şey oyunda olmuştu. O tekne oyununda. Şimdi olay neydi biliyor musunuz? Böyle denizden koşa koşa hatta merdiven oynuyordu ya. Böyle merdivenden çıkıyordu. Evet, senin hatta bileğin girmişti. Ooo! Ölüyordum az daha. Benim var ya aklım çıktı. O merdiven merdivenin aralığına ayağımı bir taktım. Dedim eyvah gidiyoruz galiba. Şey eğer ayağım takılı bir şekilde aşağı düşseydim aslında kalacak. Allah korusun. Çok kötüydü ya. Sonra son oyunda lök diye yere düştüm. Evet. Çok kötü. Ondan sonra şeye gittim. Atış yerine gidiyorum dayı. Çubukları şeyin içine sokacağız. O deliğin içine sokacağız. Evet. Birinciyi yaptım, ikinciyi yaptım. Üçüncü artık o çubuklar atıla uçları genişlemiş. Ya girmiyor, oturmuyor. Allah Allah derken Steven geldi takır takır attı. Ben ondan sonra çok üzülmüştüm. Hakikaten çünkü o oraya hani aşındığı için girmemişti. Kendimi açıklayacağım diye canım çıkmıştı falan filan ama verilmiş senin zaten şey olmaz. O da böyle bir an daaaattı yani. Deniz oyunlarında süperdin ama kardeş. Ooo daha dakika bir gol bir. Tarihin en iyisi. Tarihinin. Vallahi diyorum Survivor ya. Survivor tarihinin öyle en hızlı yüzüncüsüydün galiba. Evet. Yok hayır, ama hayır, biz bilmiyoruz zaten onu. Ya. Yani biz söylemiyoruz zaten Acun Bey diyor aynısını söylüyorum ben. Oradaki hızını zaten görünce
ilk gün konuşmasını hatta sana ona göre yapmıştı hani. Performansın çok üstünde diye. Çok üstünde başladın diye sana söylemişti diye hatırlıyorum ben, eğer yanlış hatırlamıyorsam. O fark, tarihi farklı zaten. Burada zaten ilk günden dedik ki tamam koktuk geliyoruz dedik zaten. İlk gün güzeldi yani. İlk gün süper. Her zaman güzeldi canım. Yani her günün çok güzeldi. Abi çok heyecanlıydım. Öyle böyle heyecanlıydım. Ondan sonra güzeldi ya ama. Ama su oyunları en çok sevdiğin oyundu. Aa çok sevdim. Havuzda. Merhaba, kaydırak var ya. Kaydırak. Sadece bir kere çakıldın kaydırakta değil mi? Bütün sonra... O da son oyunda. Son oyunda mıydı? He. Son oyunda iki kere hem de. Neyse. Ama İki kere suyun dibine gittim. Peki bir şey söyleyeceğim. Kardeş öyle bir atlıyordun ki sen, tamam biliyoruz senin yüzmeyin de böyle suya böyle girmenle çıkman öyle bir oluyor mu? Zaten taktik odayı. Eğer suyun içine daldığın anda içeride takla tut direkt. Çünkü çok hızlı giriyorsun ve yüksekten bırakıyorsun. Yani sen onun içinde girdin, taklaya attın, yandın. Evet. Ona böyle suyu sekmen lazım, evet. Suda böyle. Evet, onu yaptıysan zaten 2-3 kulak sonra. 2-3 evet, kulak zaten kesin. Ama şey de vardı mesela, parklar arası park da vardı mesela. O mesela bazılarının o sektiğin yeri direkt aşağıya gösteriyordu. Yapmaya? Yani çünkü aşınıyor ne kadar da şey olsa. Yani biri aşağı gösteriyor, biri yukarı gösteriyor. Birinden zıplıyorsun, ileri kadar sekiyorsun. Diğeri öyle bir eğimli oluyor ki direkt suyun içine dalıyorsun mesela. Ben onu hiç fark etmedim. Evet, hele ki o deniz son korsan oyunu vardı mesela. Ya da son korsan oyunu yerine bir tane daha şey yapıldı. Böyle deniz üzerine bir parkur yapıldı. Zipli parkur, evet, proje zip vardı. Evet, mesela evet. Biz geliyoruz Tahterevalli'den, bir tanesi düz duruyor böyle. Su olduğu için tabii ki buna engel olamazlar. Diğeri mesela yamuk dönmüş. Böyle dönüyordu mesela, onu böyle düzeltmekle uğraşıyorlardı falan filan. Öyle şeyler yaşanıyordu. Ama yapacak bir şey yok yani. Şurada sabunlu oyun vardı ya, kaydırak başlı fotoğrafta gördüm. Oradaki o son kayışı nasıl aklına geldi o anda? Ne ya? Evet. O sabun üzerinde kaynak, hani böyle kaydın ya şöyle. Allah dayı. Ya o anda nasıl, o streste mesela nasıl aklına geliyorsun? Şey, çok eğlenceli oydu ya. Evet, vallahi çok eğlenceli, güzeldi. Vallahi çok eğlenceli oydu ama o süperdi. Çok kötü yenilmiştik ya, 99'dan yenilmiştik. Yok, son oyunu yenildik. İsmail abi topa bir vurmuştu, top ta şey gitmişti. Ondan sonra Berkay'da ikisini beraber bir kontrol edip gitti. 4 kişi arka arkaya çıkıyorduk. Ondan sonra kaçırdılar bundan sonra işte ama şey ya, bu oyunda bir yıkanmışım. Sabunu bir buldum. Allah diyorlar ki bir sürüze diyor kayacak kadar sürü. Orada şeyden öte diyor ki yani kayacak kadar sürü. Neden de kayması, ben kayamıyorum. Çok da güzeldi ya. Evet ya, aslında diyoruz sabunlu oyun güzel güzel, keşke birbirinizi yıkasaydınız. Doğru söylüyorum. Ben bütün her şeyi yıkadım. Orada siz aleyhine çalışmayı en sağlamıştınız değil mi? Evet, mavi abi, takımın 5 kişilik benci boştu. Aynen. O da çünkü bayağı burada bir olay olmuş yani. Değil mi Melisa'cığım, sen de hatırlarsın. Ya iyi bakalım. Bütün albümü şimdi harcamak istemiyorum. Ha şuradan soru bakalım. Evet bakalım. Aa sen de var mı? Ha bende var o. Bana sorulmuş ama. Aziz Mert'te Dilan bir şeyler yazışıyor ama kızlar da güzel diye. Hangi kızlar? Vaaay. Yeni özelliğe bakar mısın? Sorular geliyor ve soruyu mu beğeniyorsun? Siz bu soruları nereden görüyorsunuz ki? Sen görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Sen görüyorsun. İnsanlar nereden beğenmiş bu soruyu? Sorular. Su bassana sorular. Aa güzel. Aa sorular varmış gerçekten. Resmen canlı yayına şey yapmış. Şey geldi aklıma. Son gün, final günü son gün canlı yayın yapıyordunuz ya. Kalajcıoğlu sen. Ondan sonra Kalajcıoğlu tabii telefonu eline ilk kez almış o gün. Canlı başlatacak. Melisa ile bana soruyordu nasıl başlatacağız bunu. Unuttum diyor yani. Telefonu kız görmemiş. Ben yazamadım. Şey klavyeden yazamadım böyle. Hatta Melisa açtı onu şey değil mi? Alina'nın canlısını sen açtın hatta. Şey değil mi? Final günü mü? Evet, sen son bir son reklamda canlı yayın yapmak istediniz ya. Evet ya. Şey için. İsmail abi de ben açtım mesela. Aynen. Onlar çıkmıştı ya. Yunanlarla oynadığınız oyunda Sakis ve Steven 9-9'a çıktığında neden Sakis kazandı da sevinmedin? Çok üzüldüm soruyor şu. Neden sevinmedin? Nasıl sevinmedin? Ama ya Yunanlarla oynamıştık ya. O şey, o şu, olaylı oyun. Zaten öyle yani. Ama onun için yazmışlar ki aman Allah. Evet. Demişler ki Botan
çocuğu kıskandı da küstü de aman Allah'ım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Aman Allah'ım bunu yani bunu söyleyecek bir beyin röp vereceğim şimdi size. Boş muhabbetler diyeceksin. Sen onu aslında ilk canlı yayında da sordular sana. Sen aynı şeyleri orada da söyledin. Ben söylemiyorum aslında. Ama hani çok böyle kısaca bilinmeyen şeyler var. İlk geçmek gerekiyor aslında. Kameranın arkasında bazı şeyler yaşandığı için. Evet, kamera arkasında var. Ya en son bir şeyler söylemişsin ama başını kaçırdık. Yaver marketten neler aldın diyorlar Batuhan sen. Şort aldım. Sadece şort aldın, günlük kullandın aslında. Ya aha hadi ya, güzel bir soru yok mu şöyle cevap vereceğim. Aşkın ünlü gidiyor hala izliyoruz. Daha televizyonda hiçbir şey izlemedim. Yargı çekici nerede? Yargı çekici en son şeyde kaldı. Nerede biliyorum? Galata Port'ta kaldı. En son fırlattık bir yerlere ama. Ya. Yani. Çekici. Bak çok güzel. Bak böyle sorular gelse çok güzel olur aslında. Muhabbet ediyor. Bak yazmış ki mesela Batuş kadınları rakip görmediğini söylemişsin. Ne anlamda acaba demiş. Çok güzel soru abi. Böyle sorular gelsin ben açıklayayım kendimi abi. Mesela o herhalde benim bildiğim kadarıyla fragmanda öyle bir yeri konmuşlar ki ben demişim ki hatta demişim değil yani ben dedim zaten. Ondan sonra ne dedim? Bir kadını rakip olarak hiç görmedim demişim. Sonra ekran beyazlıyor sahne değişiyor. Sonra bölümde de diyorum ki karşıma geçmediler için. Kesmişler. Yani şimdi bu soru, yani buradan mesela ilerleyen bir polemik nasıl yaratılabiliyor benim arkamdan? Ben çok üzülmüştüm bu konuda yani. Çünkü şey, sadece orası kesilmiş. Ve bunu devamlı da izliyorlar. Ve buna rağmen hala konuşmaya devam edilebiliyor. Ben orada diyorum ki karşıma geçmedikleri için. Hani mesela çıkacaklar bizden sayı alacaklar. Kızlar bir yerlerde bizden daha da iyi olacaklar. Evet. Mesela bu sene kızların şeyi vardı. Geçen sene kızlarla erkekler bireysel oyunlarda aynı çizgi. Vardı. Bu sene önden attılar mesela. Bizden çok daha yatışır olanlar vardı ya. Yani yakınlığından dolayı da yani. O yüzden sayılar da aldılar yani. Ben mesela en son hatırlıyorum ama bir tane Ayşe ile oyunum var 2-0'dı. 3-2'den çevireceğim diye canım çıkmıştı mesela. Bir de yakından atıyorlardı bayağı. Evet. Öyle ben bir gördüm. Evet. Aleyna ile öyle bir tane videomuz var mesela şey. Hani bana niye öyle bakıyorsun diye. Hani niye öyle bakıyorsun diye. Hani Batuhan aynı takımdayız biz seninle diyorlar. Çünkü şok olmuştu. Hani bizim canımız çıkmıştı böyle. Aleyna bir izledim. Yani çizgi yakın. Böyle yapsa atıyor ve atıyor yani. Gerçekten de iyiydi zaten. Orada eğlendiği insanlar vardı zaten çok fazla. Ama bizim şansımız tutmamıştı. Evet, aslında. Kadınlarla erkekler yarışırken erkekler daha dezavantajlı aslında. Tabii canım. Birisi sormuş, Survival'ı en çok zorlayan neydi diye. Islak ayakkabılar. Açtı. Psikolojikti ya ama. Konseyler zorlamıyordu aslında ama. En zorlandığım şey ne ya? Hiçbir şey beni vazgeçirecek kadar zorlamamış aslında yani. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Siz zorlandığımı gördünüz mü hiç? 6 haftalık açlık döneminde artık kafayı yemeye... Evet, 6 haftalık. Artık kafayı yemeye başlamıştım yani. Ama bak 6 haftalık açlık döneminde de o zaman elenen yarışmacıların burada konuştuklarında canlı yayında ya da panorama masalarında her biri şunu söyledi. Aramızda tek acıkmayan Batuhan dedi. Acıkma. Yani evet. Yani sen hiçbir zaman ben açın dememişsin orada. Herkes hani çok zor durumlara düştük diyor, çok acıktık diyor, öleceğim, bayılacağım, yürüyemiyorum, koşamıyorum diyenler olmuş ama sadece Batuhan'dan hiçbir zaman ben açım diye bir kelime duymadık diyorlar gerçekten. Allah razı olsun. Böyle bir şey söylediler evet. Mi? Evet. Allah Allah. Yani tabii şimdi şöyle hani bir %100'lük bir yayın değerleri dağıtacak olursak %10'u hani Batuhan'la pardon %5'i diyorlar. %5 mi? Seviyoruz diyorlar. %5 yani iki cümle 98 cümle. Tamam. Şaşırttım. Neyse %5'e bakarız biz de mutlu oluruz. Evet, değil mi arkadaşlar? Aynen. Benim canım destekleyenlerim. Evet.
Çok büyük destek vardı ortam gerçekten. Allah razı olsun. Siz olmasanız ne yapalım? Ben diyordum arkamda bir kişi bile kalsın. Bir kişi yani... olduğunu bileyim. Bana inanan bir kişi kalsın ben yine yolumdan devam edeyim diyordum. Ben sizin benim arkamda olduğunuzu bilseydim var ya. Şu var ya bir telefon alsaydım. Şöyle bir YouTube'a baksaydım. Şöyle bir Instagram'a baksaydım. Sıralamaları bir görseydim. Allah var ya. Yani yargı çekicini bak masada bırakmaz. Görüyor ya yerden oturuyor. Allah. Yok ya öyle. Zaten hakkım ve neyse öyle. Yani ben. Şöyle daha fazlasına gerek yok. Şöyle bir özetleyeyim ben Botancım sana. Mesela şimdi Survivor bitiyor, Extra başlıyor, onu izliyoruz. Ondan sonra sosyal medyalara bakıyoruz. İşte Twitter'a bak, Instagram'a bak. Mesela şimdi benim uykum geliyor, saat gece 3 oluyor. Bakıyorum senin BKF'cilerin ve diğer sayfalar. Hala seninle ilgili yazı yazıyorlar. Bu sefer diyorum ki ben diyorum yatamam. Diyorum bunlar eğer diyorum ayaktaysa benim diyorum yatmam diyorum olmaz şimdi. Çünkü annenle konuşuyoruz, Melisa'yla konuşuyoruz. Her gün saat 4'e 5'e kadar ayaktaydık zaten. İnan herkes ayaktaydı. Herkes senin arkandaydı. O yüzden sen diyorsun ya ben bu gücü bile yani biliyorum hissettim gibi. Bunları yaşandığını bilsen var ya sana anlatamam. Ben... O kadar güzel bir duyguydu ki bak ne diyorum uykum geliyordu yatamıyordum. Diyordum ki onlar yatmadan ben yatamam diyordum mesela. Ben bir şeyleri hissediyordum tabii ki yani orada yani illaki bu söylediğimin arkasında olan bir kitle illaki hani düşünüyordum. Herkes düşünüyor. Belirli bir kitlemiz vardır diye düşünüyorlar ama yani bu beklentimin, beklediğimin, çok düşündüğümün çok üstünde bir şeydi zaten. Evet, evet. Aleyne yazmış hatırlıyorum o an diye ama hangi an bilmiyorum. Aleyne kalacağı. Ne zaman mı tıkıyordun? Hangi? Bir yerden sonra Aleyna acaba hangi anı yukarı bakıyoruz onu göremiyoruz. İsmail'in Burak Tövbeç taklidini yapar mısın? Hayır yapamam. Yapamam yani öyle bir şey nasıl yapabilir? Botuş Dore'yi niye takip etti? Ya ben size ne yazık ki bu konuyu bir açacağım şimdi. Ben size bu konuyu bir açacağım. Dora'yı neden takip ettin diye dünya kadar bana soru geliyor. Yani ben Survivor'da vakit geçirirken evet mavi takım olabilirler. Mavi takım çatısı altında bir fikirler olabilirler. Bu fikirler genelde benim karşı fikirlerim olabilirler. Ama ya bir insanın içindeki iyiliği görünce de başka bir şeye inanasın gelmiyor. Ben onun yüzüne de söyledim aslında. Yani siz de bana tepki gösteriyorsunuz. Yani herkes bütün arkadaşlarım böyle söylüyor ama ben Dora abinin bu oyunu kuralına göre oynadığını düşünüyorum. O yüzden içindeki iyiliği de gördüğümü biliyorum. O yüzden onunla neden görüşmemezlik yapayım yani. Arkadaşlar adada olan adada kalır bir yere kadar. Ama bilmiyorum yani ben... Bizim muhabbetimiz vardı ya. Farklıydı bu muhabbetimiz. Yani o yüzden çok böyle inanılmaz antipatik bir tip değildi benim için. O yüzden öyle geçtiler bir konu. Ama bunun hakkında çok fazla DM geliyor. Evet. Çok fazla yazı geliyor. Bunu artık hava açıklama yapmam gerekiyor. Hani çünkü ben onu şunu değil yani. Sonuna kadar 6 ay beraberdi sonuçta. Öyle bir şey. Aranızın iyi olduğunu sen dönünce biz öğrendik ama şimdi biz televizyonlarda izlediğimiz kadarıyla yani aranızın pek iyi olmadığı gösteri ya da biz öyle anladık bilmiyorum ama sen döndüğünde seni dinlediğimizde senin tatlı olduğunu anladık bir zamandan sonra ama sen Dora'yı sevdiğini biliyoruz. Yani şey değil de yani atlatamadığım bir derdim yok. Benim mesela hiç kimseyle bir derdim yok çünkü keşke şunu söyleseydim dediğim hiçbir şey yok. İçimde hiçbir şey kalmadı. Ben zaten her şeyi yüzüne karşı herkesin söylediğim için. Şu an mesela 2 gün sonra böyle karşıma çıkıp böyle ya hani keşke şunu söyleseydim diyebileceğim hiçbir şey yok. Aynen. O yüzden kimseye bir derdim de yok. Yani bana bir yaklaşana ben her zamanki gibi 10 yaklaşıyorum. Çok güzel derman var ya böyle yargı dağıtıyordun ya. Aynen. Bütün konsey günlerinde bütün var ya böyle, bütün fanlar öğlenden başlıyordu. Yani şöyle resmen hani aklımızdakileri söylüyordum. Hani aklımızdan evet. Ne geçiyorsa onu söylüyordum. Evet. Bu arada Aleyna'nın hatırlıyorum o anın dediği an senin ona bir bakışın varmış yani böyle yakın uzakları konuşuyorduk ya erkekle kadınların atışları. Ya alacağım şimdi seni bir dakika. Şimdi seni alacağım şu şey yapayım. Şunu bir göstermem lazım size arkadaşlar. Şunu saklamanın emeğini görmeniz lazım. Şunu görüyor musunuz? Bu benim annemin
iletişim oyununda bana yazdıkları. Yani dayı şunu var ya, yağmur, çamur, yani şey, ya. Bizi mutlu etmeye ve gururlandırmaya evet. devam ediyorsun. Bu sene farklılar verdiği gerçekten çok zorlu ama üstesinden geleceğine eminiz falan filan. Böyle bir yazı yazmıştı. Ondan sonra, ya bu var ya, şunu saklayacağım diye bunu okuyup ne kadar çok motivasyon verdim kendime. Şuna bakar mısınız? Şunlara bakar mısınız? Ya? Yani bu gerçekten, hani bu şey değil, güzel bir kağıttı bu aslında. Yani, lan bu zorluklar çektim ya, şuna bakar mısın? Evet. Bunların hepsini çerçeveleteceksin galiba değil mi? Tabii tamam. ki. Bu özel bir ilgiydi bak, paylaştım. Siz paylaşmayın, patlamayın. Bunu böyle koyayım, saklayayım şöyle. Bir şey gelmişti aklıma. Arkadaşlar, muzu hiç kabukla yediniz mi? Yedildi. Evet. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah var ya, neler yaptık ya. Şu ödüller bir geliyordu. Var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Mide çeperimi dolana kadar böyle yani. Zorlanana kadar yiyordum ya. Allah'ım yarabbim. Bir ödül buluyordum. Yani bitmesin diye var ya, küçük küçük kaşıkla böyle ye. Allah'ım yarabbim. Mesela tatlı bir ödül kazandım. Anlat bakalım, bak şu kadar sufle. Bak bu kadar. Ha bu kadar. Bu kadar. Bitmesin diye var ya, 50 çeşit şey yapıyorum biliyor musun? Böyle yeme şekli yapıyorum. Sonra elimle yemeye alışmıştım falan. Neyse. Şimdi buraya ben bir adet neler müsaitse. Ya balaban da gelseydi ya. Nerede bu balaban? Özelliği var ki o kategoriler, o dilen arasından şampiyon. Balaban. İsmail Balaban. Batuhan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Valla arkadaşlarla oturuyoruz, sen ne yapıyorsun? Aa, ne güzel ya. Ben de dayımlayıp böyle bir canlı yayın açayım. Daha demin sana istek gönderdim. Neredeydin? Ne zaman? Şimdi. Görmedim. Bak, telefon elinde değil, sohbet ediyorduk, o yüzden görmedim ya. Bak şunu hatırlıyor musun? Gel Allah aşkına, beni bitirdin bu oyunu. Şunu hatırlıyor musun? Hatırladın mı bunu? Bana gelmiş bana diyor ki, bak labutu unuttuk, Murat abi diyor, unuttular diyor, labutu unuttular. İsmail abi diyor, labutu unutmuş olamayız değil mi dedim. Geri dön diyor bana. Allah'ım. Ama bağlamandaki şey böyle ya. Ya orada heyecanla. Orada heyecanla nasıl unuttum onu hatırlamıyorum ya. Çok eğlenceli oydu ya. Vallahi var ya, ne garip. Şey, sen müsait değilsin herhalde. Ben şey yaparız. Ben seni arayacağım bu arada. Tamam. Arkadaşlar tamam. Oturuyorsun. İstediğin zaman kapat yani. İstersen kal. Ha, aynı, tamam abi. Kalmak isterdim. Ama aynı, tamam. Konuşuruz. Tamam abi benim. Arayacağım ben seni. Tamam abi benim, görüşürüz. Hadi selam tamam, abi. Benim. Ara beni. Turan'la selam. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Turan kardeş, ne haber, iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol canım, teşekkür ederiz. Hala son 15 dakikanın etkisindeyiz abi biz. Vallahi o etki hiç geçmedi. Sesim hala geçmedi. Vallahi evet. Zaten dün de sen yine canlıdaydın. Ondan önce de canlıdaydın. Hep sesin böyle zaten. Biraz, ama çok biraz güzel, çok güzel hatırası var. O son 15, son reklamı hiç unutmayacağım kardeş. Son reklamı hiç unutmayacağım. Çok iyi, çok iyi. Son reklam arası, pardon. Vallahi. Son reklam arası, son numara. Hadi Batuhan arayına. Batuhancığım, nasip olursa yarın buluşuyoruz onu. Aynen, inşallah. Bakalım, arayacağım ben seni. Bakalım ne demek? Bakalım ne demek? Bakalım ne demek? Canım, kesin geliyorum. Sakın. Geliyorum, vallahi geliyorum. Sakın. Ya. Sakın. Ya bir haberleşelim işte, bir ne olduğunu tamam. Bir program yapalım, ona göre şey yapalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi ararsın, görüşürüz hadi. Selamlar herkese. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Hadi sen. Bakalım dedim adamına. Evet abi, sen de bakalım deyince adam diyor ki ne oluyor abi? Eksik beni bak, ben size söyleyeyim, şimdi izlemeye devam ediyoruz. Hayır diyorum ki. Vallahi niye eksik? Hayır ekmez zaten de. Şimdi yarın görüşeceğiz, adam Antalya'da, ben İstanbul'dayım, ortada buluşacağız.
Ve şu ana kadar hala program yok, saat yok. Ne yapacağımız belli değil. Allah'ım yarabbim, saat kaç oldu? Program yapması için çok bu arada 12.00. Ya 12'ye rağmen sizi seviyorum ya, gerçekten. Güzel muhabbet dönüyor ama ya. Ben canlı yayını sevdim sanki. Evet, evet, güzel. Vallahi şimdi güzel. Bir de Aleyna gelse. Oradan bir Aleyna çağıralım. Aleyna yarım saat önce tekrarları izliyordu galiba. Ne tekrar? Story atmış. Şimdi ya, şey yapmak da istemiyor. Finansız iş yapmıyor. Orası gelse İzmir olmasın. Kim diyor lan? Atladık. Atladık. Ne haber Nisa? Güzeldi ya. Güzeldi. Vallahi senin ama ne kadar güzel. Şey, şu arkadaki tabloda hangi resimler var? Onu soranlar var. Arkadaki tabloda... Şöyle bir göstersek. Telefonu... Merak edenler var mı? Hadi abi şükürsün. Ya Tarık abi. Allah'ım bak. Şu laf var ya arkadaşlar. Bak. Hadi lafına yemin ederim bir gün barakada uyandım. Bak uyur gezer gibiydim. Bak uyandım, hazırlanıyordum biliyor musun? Gözüm ya kendime geldiğimde barakada olduğumu çok sonradan fark ettim. Bir ara bütün hayatımız Hadi ile geçiyordu. Hadi hadi abi, hadi. Hadi kalk. Tarık abi, sen var ya sen. Size şimdi tablo buluyorsun. Aa şu nasıl ama? Şurada. Çok iyiydi ya. O röportajı verirken çok eğlenmiştim. Gerçekten eğlenmiştim. Bakalım. Şunu da çok seviyorsunuz bakıyorum. Habire bununla ilgili caps yapılıp duruyor. Ne? Ulan yaratıyım. Anam canım anam gelmişti. Sonra İsmail abiyle şu müdemelisi var şurada. Helikoptere binmiştik. Şurada bak şunu görüyor musunuz? Bir tane oyun vardı. Hatırlıyor musun? Şey dayı. Melisa. Bir tane üçgen bir oyun vardı da ondan sonra ben yanlışlıkla elim değmişti de sonra ben insanların dengesi evet. Bozulmasın diye atlamamışsın ama evet. Yani sen orası orada... var mı yok mu? Evet. Var var. Var da var ama yorumcular galiba farklı yorumlamışlar galiba ama biz evet. seni tanıyanlar ve BKBC özellikle sen dengeleri bozmamak için ne dedi? Sen dengeleri bozmamak için atladığını biz biliyoruz. Yani. Ne dediler? Ne demiş olabilir? Ya üzüldün demişler. Ya üzülmüş yani. Üzülüyorsun ya onu kaybedince. İşte üzüntünü suya atmamak falan filan. Ama sen orada yani dengeyi bozmamak için... Yani sürekli böyle bir tersle kötüye vurma. Sürekli böyle. Yani biz de artık izlemiyoruz zaten. Çünkü çok değersiz. Ama biz senin niye atlamadığını biliyorduk. Bak. Hatta ben bazen senin fanların o kadar... Bak, şurada bir yazı yazıyor. Okusana şunu. 9-1 ne? Rezilsiniz, rezil. 9-1 okuma. Rezilsiniz, rezil. Rezilsiniz, rezil. Bak, bu benim lafım. Kime nerede söylemişim acaba? Kim bilir kime söylemişim. Vay be, şunlara bak. Tövbe estağfurullah. Bak yine yargı modum açıldı. Bak, kolumun şekli değişti. Biliyor musun? Konuşasın var, biliyor musunuz? Hani böyle konuşasın var ama konuşmuyor. Neden? Çünkü Rabbinin de laf var. Lafa bakarım diyor. Evet aynen çok evet evet gerçekten çok doğru söylüyormuş abi. Tövbe estağfurullah ya beni ışık ediyorlar ya. Ya şu oyuna bile şuna bile ha yani şurada dengeden evet, atlamama bile laf ettiler ha. Aynen. Atlamamama. Evet. Tabii canım sen ayağa kalkıyordun. Yok işte niye böyle kalkmadı? Oturuyordun niye şuraya oturmadı? Ya atıyorum yani işte sonra bench'in arkasına geçiyordun. Neden bench'in arkasına geçti? İşte nehir izliyordun. Neden nehir izledin? Saçma sapan muhabbetler. Çünkü sana ne? Ya hayır aynı şeyi mesela farklı biri yaptığı zaman hiç ya hiç görmüyorlardı. Ya adını bile geçirmiyorlardı ama mesela aynı şeyi sen yaptın da Allah! 2 saat başından sonuna kadar sen. Yani sen sonra o bitiyor, panoraması başlıyor. Zaten o bitiyor, sonra söverlik başlıyor. Ya iyi dayanmışsınız. Canım destek için. Tabii siz canım. Ben bazen şaşırıyordum biliyor musun Melisa? Mesela şimdi bir olay oluyor ya. Şimdi Batuhan'ı tanıyoruz ya biz. Çok tatlı ben de kafama göre yorumluyorum ya.
Açacağım her şey bittikten sonra sosyal medyaya bakarken aa diyorum aslında burada yazılanlar daha doğru. Seni bazen bizden daha iyi yorumluyorlar. Evet. Bak yemin ediyorum sana. Vallahi gerçekten. Yani, abi. Neresi? Yani diyor ki mesela Batuhan diyor bunu diyor şunu düşünerek diyor söylemiştir diyor. Sonra ardından röportaj veriyorsun yarın oldu o çıkıyor. Bir gün sonra röportajına bir bakıyorsun mesela benim ya da bizim düşündüğümüz değil de mesela senin fanlarının sosyal medya yazdıkların çıkıyor. Adamlar aynen. Seni o kadar iyi tanıyorlar. Yani yani seninle o kadar bütünleşmişler ki yani mükemmel bir şey bu ya. Ya ben de görüyorum, bana da mesaj atanlar var. Benim adıma beni şey diyor. Evet, evet, seni o kadar iyi tanımışlar ki bak gerçekten. O kadar bak, iyi tanıyorlar ki. İşte mesela oturuyorsun falan hani böyle bazen uzaklara bakıyorsun. Ya senin üzüldüğünü, işte mutlu olduğunu o an hani hangi keyifli ruh halinde olduğunu bile tahmin edebiliyorlar. Mesela sen, senin anlattıkların kadarıyla mesela doğru da çıkıyor. Gerçekten de doğru da biliyorlar. Gerçekten harika bir destekçilerin var. Allah razı olsun. Ve de her yaşta. Gerçekten her yaşta. Yani mesela benim DM'lerim hani görseniz böyle anneler yani çok sağ olsunlar anneler atıyor bana. Hani böyle çocuklarını falan atıyorlar. Hem çocukları hem de aile olarak destekliyorlar seni. Böyle çocuklar falan böyle tevzen başına geçmiş böyle batan 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 diye bağırıyorlar. Ben, zaten sana göstermiştim. Var ben de sana göstermiştim. Dedim ya biraz önce bizim arkadaşlarımız var tabii telefon numaralarımız onlarda olduğu için bize WhatsApp'tan gönderiyorlardı. Mesela Mustafa Sabancı'nın kızı var. Senin hayranın böyle televizyon burada. O hemen televizyon önünde yerde Batuhan abi, Batuhan abi. Sonra Yeşim'in yeğeni vardı Akın. O çocuk senin çok büyük hayranındı. Tabii bunların yaşları küçük. Başka arkadaşlarımız da vardı. Şu an tabii adı aklıma gelmiyor ama. Sen gittikten sonra konuşacak bir şey bulamayıp evet. Yani şöyle... Furkan dede hariç. Şey ya Murat Özer ya. Murat Özer ya. Murat Özer abimiz. Abimiz ya. Abimizdir Murat Özer. Ona da çok selamlar ya. Zaten siz konuşmuşsunuz da. Murat Özer abimiz. Sen biraz önce çok güzel bir konu söyledin. Hani dedin ya her yaştan dedin seviliyor. Evet. Biz bunu Batuhan'a Dominik'teyken telefonla konuşuyorduk. Seni burada çok seven vardı. Batuhan tabii biz bunu anlatıyorduk ama yaşamadığı için bilemiyordu. Havaalanına inip kapıdan çıktığından itibaren Batuhan herhalde bunu dayı dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum dedi. Çünkü orada yaşlı teyzeler de geldi fotoğraf çektirmeye. 4-5 yaşındaki çocuklar da geldi. 17-18 yaşında erkek kadınlar da geldi. 30-35 yaşındaki insanlar da geldi. Çalışanlar da geldi. Çalışanlar geldi. Orada bekleyenler, yolcu bekleyenler geldi. Batuhan dedi ki dayı şimdi bir daha anlıyorum dedi. Istediğini. Gerçekten her yaş grubundan hani eve misafir olmak neymiş biz de yaşadık. Yani Allah razı olsun hepsinden yani benimle karşılaşan herkes sanki bana bir açıklama yapmak zorundaymış gibi hissediyor kendini. Evet. Yani bu inanılmaz bir şey yani. Gümrüsüne gittik. Ne gümrüsü ya? Yani, sonuç olarak bence güzel bir Survivor geçirdik. Güzel, güzel bir yoldaydık. Evet. Çok güzel. Biz Survivor yolumuzla yani. Böyle koro ya. Evet. Allah razı olsun hepsine. Hepsine Allah razı olsun. Yani çok çalıştılar ya. Yani ben şahidim zaten. 7-24 görüyordum. Yani böyle bir şey olamaz. Özellikle hani sen potaya girdin ya böyle oylama günleri falan. O oylama saatine kadar aman Allah'ım. Bir Instagram'a giriyorum. Şey yapmışlar oraya buraya böyle işte nasıl desem editler şeyler. Elbisen çok güzel. Sonra Twitter bakıyorum, Twitter'da aynı şekilde, YouTube bakıyorum, Osmanlı'da 18.90'a gönder yorumları, her yerde yani bizim fanlar gerçekten çok iyi çalıştılar. Antalya'ya gidecek misin İsmail abinin de? İsmail abi neredeyse ben de oradayım, tabii ki gitmez olurum. İsmail abi, canım ciğerim. Adem Kılıççı'ya benziyor dediğiniz sesi. Ya Adem abiyle ilgili de bir şey var ha. Yani ben Adem abiyle çalışma sayım 3. 3 kere bir araya geldik zaten. Yani bu inanılmaz bir algı yapılmış herhalde. Adem abiyle ben yani böyle mükemmel bir birlikte değilim falan yok. Vallahi biz de öyle zannettik. Batuhan'cığım sen her gün orada sabah bunu... geliyorsun, akşam çıkıyorsun gibi anlatıyoruz arkadaşlar. Hani biz biliyoruz da. Düşün yakamdan. Gerçeğini bilmediğiniz şeyi, anladın? Bana sormadığınız şeyi ya da gerçeğini sormadığınız şeyi konuşmayın abi. Bunu genel olarak herkese tavsiye ediyorum. Yani tam bilgi yoksa konuşma kardeşim. Konserlerde de ben bunu söylüyorum. O kadar İsmail, işte biz Adem abiyle 3 kere bir araya geldik zaten. 3 ya da
4 en fazla. Onda da benim çalışma şeylerimi götürdüm kendi salonuna. Zaten Maltepe'de olduğu için çok uzaktı. En fazla 3 gün. Ben buradan Tekirdağ'da çalışıyordum tek başıma. Ben bu ihale kimseye kalsın da istemedim bu arada. Beni biri çalıştırdı denmesin dedim hiçbir zaman. Çünkü ben bir başarıya ulaştığımda aslında bu onun başarısı. Evet. Başarısız olsaydım da onun başarısız olacaktı. Evet. Ben bu yüzden hiç kimseyle çalışma anlamında gel beni senin yolundan gideyim. Aynı yol arkadaşım siz benim hala başkasının yolundan gidecek bir karakter olmadığımı anlamadınız. 6 aydır izlediğiniz şeyin ne olduğunu hala çözemediniz mi? Yani bunu da böyle düşünüp de buradan orada... sen şimdi kızıyorsun da hani buradan bazı arkadaşlara sesleniyoruz. Yok. Bizim MKP'ci olarak da zaten full senin dediklerini söylüyorlar. Yani sen çok farklı bir karakter. Güzel, benim lafımı alan alır zaten. Yani nereye gittiğini biliyorlar yani. Ha? Farklıya gidiyorlar mı? Yok efendim ben akıl almışım da benim akıl alacak bir halim var mı Allah aşkına? 6 aydır Batuhan'ı izliyorsun. Tanımadınız bile. Biz ders almaz. Ders veririz bu saatten sonra. Güzel bir video yapmış. Fatih Terim var mı? İşte yanmışlar. O sınara giderse diyor. Evet. İşte bu saatten sonra biz ders almaz. Ders veririz. Aa, süper. Süper. Ulan ya. Sinir ediyorlar. Can, canlı yayında sinir. Valla kaydedin diyorlar yayını. Canlı yayında sinirlendim yemin ederim. Canlı yayını kaydedin diyorlar. Süper. Yok canım. Ama ciddi söylüyorum, fanların hani gerçekten mesela senin ne düşüneceğini mesela biz tahmin edebiliriz ama onlar da tahmin ediyor. Allah razı olsun. Onlar benim canım. Yani biraz önce dedim ya, bazen benden daha iyi düşünüyorlar. Aynen ya, gerçekten durup o fanları bunu düşünmüştüm. Zaten bir de sıra fragmana bir bakıyorsun. Aynen. Yani bizimkilerin söyledikleri tutmuş yani. Aynen aynen. Batuhan ya yemin ediyorum bir kere annem dedi yani ödül oyununda 10 saniye konuşmanla 2 saat panorama mı çekiyorsun demişti. 10 saniye konuşmanla sorayım panorama. 10 saniye konuşuyordun ya röpleniyorsun ya 10 saniye. Veriyorsun ya ona zaten orada çok orada şey çıkartmıştım mesela. Şey çıkartmıştım. Demek ki analizlerim doğru. Evet. Söylediğim şeyleri mesela %100 doğru olduğunu tabii ki beklemedim. Ama yaptığım tespitlerin doğru olduğunu düşünmüştüm o zaman. Aynen. Gerçekten. Ya ben yanlış dediğim yok yani. Söyle Allah aşkına. Hadi açtık. Bize sıkan dedin mi? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bir gün önce gerçekten rapünü veriyorsun. Kardeşim bir gün sonra aynısı çıkar mı ya? Sanki aynen. Öyle var ya. Ya hayrola işte öyle ya. Yanındaki senin arkadaşın bir gün öncesinden böyle konuşuyorsunuz. Bir gün sonra böyle yapalım yani. Aynen, böyle planlanmış gibi sıktı kardeşim ucundan biraz mı, herkesi seviyoruz. Ya. Beni Adem Kılıç'a benzetmişler ama bilmiyorum sesini, arkadaşlar. Sesini gördün mü? Sesini tipi görüyormuş arkadaşlar. Kurumuş boğazını. Ya o kurumuş boğazını. O çok yayıldı ya. O ne öyle? Bir de neydi o kardeşim helikopter mi vardı? Ya neler yapıldı ya. Yemin ediyorum bazı helikopter ne ara yapıldı ya. Ya bazı videolar vardı. Aa çok güzel videolar vardı. Gerçekten. Hakikaten yani var ya. Elenmemin o böyle çok kötüsünü resmen yaptığınız videolarla atlattım diyebilirim yani. İnanılmaz güzel bu yani. Çok güzel. Hele bazı böyle konseyim editleri var böyle. İnanılmaz. Ben de atıyordum sana. Hani yani ayıp olacak diye atmıyorum. Yoksa yani paylaşacağım o kadar güzel videolar var ki. Bir forma mevzunuz var mesela. Ne bir forma mevzusu var mesela. Allah'ım ya. Allah. Ona bir editler yapmış. Ha sen forma neydi o ya? Bir şey söyleyeceğim. Sabah kadar uyuyamadık sormayı. Ya sırf onu sevmişsiniz. Alacağım ya. Valla biz sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten. Yani bizi çok ya. Uykusuz bıraktın sen. Yo forma biz oldu. Uyuyamadık. Ya, hiç bir gün uyuyamadık bir ya. Bir cümleydi. Sabah uyuyorduk. O başka edit yapar. O başka. O müzik ver. Onu yapar. Bunu söyler. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela konseri izliyorsunuz mesela şu an. Mesela geliyor laf bana gelecek biraz sonra.
Ne yapıyorsun? Stres oluyor mu? Ben ha, diyor mu? Ben sana bir şey diyeyim mi? Konuşur ya şimdi falan diyor mu? ya çok rahatlık abi. Çok rahatlık. Ya hayır, bir zamandan sonra çok rahatlık. Yani çünkü seni tanıyoruz ya artık o adı şeyine alışıyor. Başlarda konsey geliyor bana şimdi. Allah'ım yarabbim. Acun abi şimdi söz hakkı verse ayrı, vermese ayrı. Ne konuşacağım böyle heyecanlanıyorum zaten. Çok pardon, aleyhine yayında diyorlar ama alın falan diyorlar. Sana istek göndermiştim ben. Gönderdim ben de. Uyuyordur bence. Dedi saat erken. Şimdi ayına yayında diyorlar da o yüzden. Bir daha gönderelim. Sıkıntı yok. Şöyle kayıyorsa bir şey yok. Yok yok ya. Ya yayından çıkmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden ne anlatıyorum ben ya? Senin desteklerini, yani şu forma konusunu konuşuyorum. Arkadaşlar Aleyna'yı çok adını yazıyorsunuz ama istek gönderdi Batuhan. Haberiniz olsun. Survivor biter bitmez iletişim grubunda Özkan kardeşim, Allah razı olsun. Özkan Reis. Özkan ya, bizim Özkan değil mi abi? Boyraz'ın kariyerine ettiği laf çok gelir. Arkadaşlar. Bu konuda gerçekten insanlar, mesela beni gören insanlar hep mesela şu o cümleyi de kuruyorlar. Diyorlar ki sen diyor orada diyor nasıl dayanabilirsin, nasıl sabredersin, sen nasıl bunu böyle yani yersin, daha fazla konuşmalıydın falan. Ama şöyle bir durum var. Bir dakika arkadaşlar. Bunları ben gönderiyorum ama. Tamam bence de. Gelmiyor. Ne dediğimi unutturuyorsunuz bana. Ya diyorlardı ya. Kariyer. O kariyer mevzusunda şimdi arkadaşlar benim bununla alakalı en ufak bir özgüven bozukluğum olsa zaten ben bunu çok ağır cevaplarım ama orada fark ettiyseniz diyor ki beni de tanıyan bir iki kişi vardır zaten. Yani ben güvendiğim bir şey benim kariyerim. Hani o CV'm boş projelerle dolu değil ve bir iki tane proje de yok. O yüzden bana buradan biri laf edecek de ben bunu açıklamasını yapacağım da yani bazen işte orada da söylemiştim aslında. Yani bazen kendini kanıtlamaya çalışmak kendini yapacağın en büyük hakarettir. Ne diyeceğim ben şimdi orada kendimi mi anlatacağım? Tanıyan tanıyor zaten Allah'ını. Evet. Zaten kendini anlatmaya çalışırsan zaten. Ama bu gerçekten karşılaştığım her insan buna neden daha fazla tepki vermedi diyorlar. Niye tepki verin? Zaten güvendiğim bir şey. Ederse de et işte. Yani yapacak bir şey yok. Ama gereksiz miydi? Boş. Merzifon'da bir tane babaannemiz varmış. Ona değil sallarmış. Merzifon'daki babaannem. Selamlar, iyi akşamlar. Özkan kardeş, sevgiler. Özkan, ha. Evet. Çok selamlar. Bitene kadar diyor çünkü izliyordu diyor. Öyle mi? Evet, yani. Allah razı olsun. Seni çok seviyormuş da o yüzden. Evet, yavaş yavaş artık böyle bir ayrılmaya doğru gitsek mi? Aslında öyle yazmıyor. Aslında öyle gaflete düştü açlıkla. Yanlış bir şey yazdı diyelim ve onu bu şeyden kurtaralım yani. O yüzden... Darancığım sevgiler. Artık yavaştan vedalaşalım mı? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Çuf çuf o. Güzeldi ya. O çuf çuf. Yalancı lan, şimdi burada başka bir şeye bakıyordum ya. Bir dakika ya. Bir şey söyleyeceğim ha. Şimdi mesajları okuyordum ya. Dedi Allah'ım ya. Ben demiyorum anlamıyorum ya. Ya yemin ediyorum o çuf çuf neydi ya. Allah'ım ya Rabbim. O aklıma geldikçe şey biliyorum ama o da iyi bir arkadaşımız. Kim söylemişti beni? Ya ne güzel bir çocuk. Neyse onun öncesi de var sonrası da var. Sonra arkadaşların biri hatta dedi ki artık biz dedi strateji yapmıyoruz. Yaptıkça çünkü dedi batıyoruz yani. Allah İsmin ağzım bir 4 ay. Allah. Evet. Sonra ikinci gidişinde. İkinci gidişinde. Biz artık daha strateji yapmayalım. Strateji dersi verdim. Daha zahmet şey yapsın.
Ama sen... Hayır, sen sonra açıkladın yani. Strateji öyle değil. Batuhan'cığım, sen ama bak şimdi. Yok, şey oradan, oradan. Sen hemen anlıyorsun da karşı tarafın anlaması elendikten sonra jetonları düşüyor onları. Sen elendin. Hayır, jeton düşmüyor. Bir dakika. Zaten bence her şey planlı, bir de isteği yapılıyordu ki gidenler kim abi? Kırmızıdan bizim ciğerimizden kovup gidenler, anladın mı? Kim elendi? Kırmızıdan. Nerede? Mavi. İki kere üst üste. Bir hatayı bir kere yaparsın ama üst üste yapmazsın. Bundan bir ders çıkartırsın. Bir yanlış bir kere yapıyorsun. Sonra gidersin dersini alırsın, bir daha yapmazsın. Aynı hatayı bir kere daha yaparsan bu hangi amaca hizmet ediyor diye insanlar sorar. Aynen, insanlar sormazsa ben buradayım sorarım onu. Sormuştun değil mi Serap'a? Hayır, Serap'ın da sorar. Gazeteci mi olsun acaba? Ya? Güzel. Arkadaşlar güneş gözlüğünü sormuşsunuz da. Harbi ya. Ben buraya geldiğimde akşamdı. Yemin ediyorum. Balkonda oturuyorduk. Ya çok iyi. Otağın da camını açalım mı kapatalım mı onu derken Allah kafamda kalmış ama doğru haklısınız yani. Evet gözüm var. Evet güneşimizi ben de çıkardım valla. Nereden peki bunu açamadın? Nereden bir? Burada kendiniz. Hani garip bir yayın olsun. Ya Elif kim? İlk uyandın Elif yokken. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle şu anda vallahi... bir anda SMS'i alındı. SMS demek ki SS'i alındı ama. Demek ki Elif de senin gibi bayağı detaylı. Elif kim? Ya bu yorumu yapan arkadaş. Ere abi diyor niye güneş gözü var kafam. Dedim ki bu akşam geldim vallahi. Balkonda yani, yemek yedik. Ben bile fark etmedim ya. Balkonda yemek yedik, balkonda oturduk. Biraz da yoğundu böyle. Detaycı. Ben de detayı seviyorum. Evet. Arkadaşlar artık hafiften bir vedalaşalım. Sizi seviyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Allah razı olsun. Güzeldi ya gerçekten, değil mi? Daha güzel geçti. Süperdi arkadaşlar. Ben zaten Botswana benim bu ilkti ama çok güzel geçti. Bir de burada çok istekler oldu Aleyna'ya diye ama sen galiba göndermiştin zaten Aleyna'ya. Ondan sonra bir tek onu yapamadın. Olan ama güzeldi. Ay neydi? Yani anladın mı? Bir kere gönderdik tamam işte. Allah Allah. Allah Allah. Yani insanlar. Yani özel hayatı var, bir şey olabilir, uyuyakalmış bir olabilir. Niye ki? Değil mi? Evet. Hayır, buradan bakınca telefonun gözükmüyor senin. Ona göre film yaptım kardeşim. Gerçekten görmüyor musun sen? Vallahi yok, gözükmüyor. Canlı kardeşim. 6 ayda bu kadar mı değişiriz tamam. Vay. Yeni kim şeyler... Yalnız gerçekten sizin böyle telefonu elinize aldıkça ya bu nasıl oluyordu diyorsunuz ya. Şaşırıyor. Beşiktaş değişmiş. Beşiktaş her zaman Beşiktaş. Ay şu anda değil. Beşiktaş'ın yolu değişmiş. Orada köprüyü kaldırmışlar. Onu geçen gün ben de gördüm kardeşim. Sen bir ben günde de. Mi kaldırdın? Yok ben de. Yani bilmiyorum kaç ay oldu ama ben de o geçen gün gidiyordum. Onu ben de yeni fark ettim. Aynen. Arkadaşlar teşekkür ederim her şey için. Güzel bir muhabbet oldu bence. Katıldığınız için teşekkür ederim. Artık ben geceye bir söz bırakayım. Dur sen söz bırakmadan insanlar şey Melisa'yı görebilir miyiz? Melisa'yı ya, görmez Melisa, olur musunuz? Gel buraya. Melisa ana kraliçemiz. Gel buraya prensesim. Yani bende şöyle bir takıntı var üstümde. Arkadaşlar Melisa, size şunu bir göstermem lazım. Hemen şuna bakar mısın? Ya Rabbim. Senin sırtındaki deliklere bak. Sarı ya. Benim çok siyahtı biliyor musun? Biliyorum siyahtı ya. Zaten kırmızı siyahtı senin kendin. Biliyorum kardeşim. Bu da o ünlü şort. Tişörtün kollarını kıvırıyorum ilk günlerde. Aynen. Ondan sonra kestin ama. Gelmesin. Gel şimdi hadi ben kalkayım sen otur. Yok canım. Melisa'cığım senin her halin güzel. Gel. Gurur duyuyorum seni. Gel benim canım kardeşim. Canım kız kardeşim. Melisa'cığım çok sana oradan selamlar geldi. Güzel. Doğum gününü de oradan kutladık abi. Ha, evet ya. Doğum günü kutladın değil mi? Evet ben en sevdim. Annemi, babama da selam. Biz benim sana kutlamadım. Sana var ya, sorma. Bekledim ama doğum günümü kutlarsın diye ama demiştim unutmuştur. Sokak? Yani beni de unutursun sanmıştım. Hani orada şey hesaplamak da zor biliyor musun? Ha, tarihi hesaplamak değil, hangi oyunun ne zaman yayınlanacağını da biliyorsun. Ha, evet, doğru. O yüzden öyle bir... Galiba benden hiç anlat bakalımlardan konuşmadık ama en sonunda başka zaman düşünürsen konuşalım. Ama anlat bakalım da kardeş sen Merve gibiydin süper. Sen çıkıyordun ya tamam diyorduk 1-0 ya. Çok güzeldi ya. Çok eğleniyordum anlat bakalım. Balaban mı? Falan süper.
Sonra işte Kavalcıoğlu falan. Tabii seni anlaşmışlar vardı yani. Çok iyi. Evet, İsmail Batuhan. Evet. Zaten hep böyle güzel. Şey sormuşlar yani, şimdi gördüm o şey ya. Vardı ya, amel defteri süper. Ooo çok güzel. Evet, hala güzel. Efsaneydi ya. Efsane çok kolay yani. Yani şey, hayır onu diyeceğini de bilmiyorum. Dedim ki amel mi dedim, ondan sonra dedik ooo. Efsane. Biz de çok beklemiyorduk yani. Sen ne söyleyecektin, söyle. Hadi. Ya şeyi gördüm de hiç hani Melisa ile kavga ediyor musun? Melisa'yla mı? Ya ben de. Daha etmedi çünkü Akay duruyor. Hayır ya. Yok ya, önceden evet, mi? Kardeşim hiç kavga gelmiyor. Yani biz hiç kavga maşallah. Arkadaşlar Melisa kavga değil, tartışılacak bir insan. Ya. 10 numara. O kadar yapıcı bir insan bir Melisa. Yani, onu ben size söyleyebilirim yani. Melisa'cım 10 numara. Bırakın kavgayı, tartışma bile yapmak istemezsin. Zaten bu ses tonuyla, bu incelikle, bu güzellikle zaten bir şey diyemiyorsun ki kıza. Kardeşim. Bir kere bana makarna yaptı, iki tabak yedim yemin ediyorum. Arkadaşlar nasıl kavga edebilirim? Şu an inanılmaz bir kitleye hitap ediyor şu anda. Yani beni bile linçletebilir yani şu an. Ya onun emekleri için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben kapatıyorum. Yayını kaydet. Yayını nasıl kaydedeceğim? Tamam, kaydet yok, almak yok, yok, yok. Şey ya, ikinci kısmı atarsın. Bir şey olmaz, onları kaldırırsın. Arkadaşlar iyi akşamlar. Ben şu konuyla ilgilenip sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar iyi geceler. İyi geceler. Herkese iyi geceler. İyi geceler.